Mevlana İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Doğuş Başaraner, değerler eğitimi dersi kapsamında öğrencilerine yardımlaşma ve iyiliğin güzelliğini anlatmak için "Bir atkı ördüm, gözlerindeki mutluluğu gördüm" sloganıyla proje başlattı. Doğuş öğretmen, yoğurt kuvalarının etrafına aralıklarla dikine yapıştırılan, doktorların ağız muayenesinde kullandığı tahta çubuklardan oluşan basit örgü aparatıyla tığ kullanmadan ilmek atarak örgü örmeyi öğrencilerine öğretti. Boş zamanlarında ve evlerinde örgülerine devam eden öğrencilere, okuldaki 250 öğrenci ile öğretmenler de katıldı. Bugüne kadar Doğu'daki 18 köy okuluna ördükleri 450 atkı ve bere gibi yün ürünleri gönderen iyiliksever öğrenciler, yoğurt kovası ile iyilik örmeye devam ediyor. Sınıf öğretmeni Doğuş Başaraner yaptığı açıklamada, kendilerine çok maliyeti olmayan iplerle köy okullarındaki öğrencilerin yüreğine dokunmak istedikleri için projeyi başlattıklarını anlattı. Öğrencilerinin projeyi çok benimsediklerini, teneffüslerde ve akşamları daha çok atkı örmek için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Doğuş öğretmen şöyle konuştu. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bir değerler eğitim projesi vardı. Kasım ayının konusu iyilik ve yardımseverlikti. Sınıfımız olarak yoğurt kovalarıyla atkı örmeye başladık. Bu ördüğümüz atkıları özellikle doğudaki köy okullarına göndermeye karar verdik. Ördüğümüz atkıları diğer öğretmen arkadaşlara gösterdik. Onları da bu etkinliğe kattık. Okulumuzda 10 öğretmenimiz, 250 öğrencimiz projemize katıldı. 350'ye yakın atkımızı ördük ve onları 12 ildeki 14 okula gönderdik. Örmüş olduğumuz atkıların yanında velilerimiz de bizlere destek oldular. Bere, eldiven, hatta anneannelerimiz, babaannelerimiz bizlere yün çorap örerek projemize destek oldular. Şubat sonunda 15 ildeki 17 okula atkılarımızı göndermiş olacağız. Daha önce gönderdikleri atkı haricinde birkaç gün içinde 17 köy okuluna da hazırladıkları ürünleri kargoyla yollayacaklarını anlatan Doğuş Başarener, velilerin de kampanyalarına yün çorap, bere, eldiven örerek destek olduklarını kaydetti. Öğrencilerinden Elvin Atasoy da, projede ürettikleri atkıları ihtiyaç sahibi bir arkadaşının taktığını düşündükçe mutlu olduğunu söyledi. Yoğurt kovalarını öğretmenimizin gösterdiği şekilde hazırladık ve atkı örmeye başladık. Arkadaşlarımız birden fazla atkı örerek projemize destek oldular. Ördüğümüz atkıları köy okullarına gönderdik. Bu da bizleri çok mutlu etti. Bir başka öğrenci Enver Kaan Özer ise köy okullarındaki arkadaşlarına destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirerek onlardan gelen video ve fotoğraflarla motivasyonlarının daha da arttığını ifade etti. Arkadaşlarımızı mutlu etmek için ilk kovalarla atkı örmeye başladık. Arkadaşlarımızı mutlu ettik. Kendimize gurur duyduk. Bütün o atkıları gönderdikten sonra fotoğraf attılar bize. Biz de o fotoğrafları görünce de çok mutlu olduk.